Dersim. Aha, ele birinci Aliye'den başlayalım. Aliye, Geldim. olabilir ki arada definition'dan soruşum. Böyle İngilizce açıklama vereyim, siz cevap verirsiniz. Aliye, what is realm? Krallık. Yes. Krallık. Hem de Mühit. ay sağ ol. Sahi mühit kimi. Okay. What is nece diye? Try to reach an agreement by formal discussion desem. Definition olarak tapabilirsen. Try to Bir dakika. reach. Hemen bunu bağlayayım. Try tezat diyebilirsiniz. Try to reach an agreement by formal discussion. Discussion nedir? Ben Müzakere. diyebilirim. Okey. Nece dedin? Aliye ne dedin? Müzakere. Okey. Give it synonym. Müzakere, Allah. danışıklar. What is it? Hani negotiation. Negotiation böyle. Onun ele bir elde kabloda düşmüştü. Negotiate. Ele bir fiil formasında onun definition istiyordu ve imin. Negotiation isim forması. Yes. Negotiation. Dantıklı. Notation. Okay. What is torture? İşkence. Okay. What is the people who lived before you? Your grandma, grandpa, Seste, ecdat. yes, ecdad. Hemen anlayırsan bu definition'ı. Ancestor, ecdad. And one more. What is surrender? Bir dakika. Ahatiye alma. Ne? O surround'du. Surround. Sarında bir dakika. Hı-hı. Armenia and Azerbaijan surrendered their hostages. Teslim. Tazor. Teslim alma. Tahvil alma, teslim etme. Benim. Okay, bir tane de soruşum. Tahvil What is alma. fortune? Fortune, özellikle abla da düşünen sözü definition olarak düşünmüştü. Fortune talip et. Ama bunun burada yazılmayıp diye senin ikinci manası var. The second meaning is the things that you own. For example, your house, your car, your money is your fortune. Property. Talip ektim. Düzdü. Bir manası talibaktı, bir manası da property sözünü bilirsiniz. Onun sinonimi. Mülkiyet. Mülkiyet, Mal, mülk. Okey, Keçe, emlak. Rauf, Günlar, Nigar Eriyeva. Bunları öğrenmiştim. Rauf, torture sözünü soruştum. Torture. Aha, işkence ezan. Soruşmuştum be Galiye'den. Böyle. Aha, tamam. Hiç. What is obstacle? Obstacle. This is a barrier between, for example, two countries or between parents or children. Maliye. Barrier, yes, mani engel. Aha. Okay, and what is burn? It's synonym burn. What is burn? Burn. I don't Burn. know. Sözü ne demekti? Fire, burn. Yanmak, alovlanmak. Definition. Yanmak, Okay, Rab, bunun give it synonym of burn. Yanmak, alışma, alovlanma. bilirdim. Ignition. Evet, ignition. Ignition. Öyle sözler var ki sırf reading'de istifade olun. Onları sırf İngilizce'den Azerbaycan'a soruşturum ama mesela writing'de istifade edebileceğiz tip sözleri Azerbaycan'dan İngilizce ya da definition'dan soruşacağım. Okey. Nece dersen yenilik. Bunu istifade edebilirdi writing'de. Innovation. Innovation, yes. Innovation. Okey. Kıskançlık, kıskanç. Jealousy. Jealous, yes. Aha. Jealous kıskançtı şu aralar. Jealousy kıskançlıktı. Noun formasıdır. And what is düşebilecek sözlerden soruşmak. And the people who live in a place.
The people who live in a place. What is inhabit? Bravo. Inhabit. Çok düşen sözdüm. Ne demek düşen? Sakin. Inhabit formasıdır. Inhabit fiil formasıdır. Reside, inhabit. Meskunlaşmak, yaşamak da yani. Meskunlaşmak. Ama inhabitant and Arthur's inhabitant, bravo. Sakin. Sakin. Demek ki kök forması inhabit ne oldu? Kimin? Meskunlaşmak. Meskunlaşmak. Okay. Yaşamak. One more. Nutrient. Nutrient. Rauf. Nutrition, nutrient. Gıda. Yani gıda. Sade hansı sözüne sinonim olabilir? Gıda, erzak. Food. Yes. Okey, sonra şeydi. Günler demişti diye sana. Demişti yarısını öğrenip. Günler. Böyle. What is attitude? Ay, bir şey yazdım. Attitude. Münasebet. Bəli, mövqe, münasibət. What is your attitude? And depiction. 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 Sözünü bilirsen, Şekil, portre, çerçeve bilemezdi. Təsvir. Onda fiil forması ne olar? Depict. Depict. Sonundaki ile biçim şeklini götürsek bir formasyon olur da dipik. Hadi bilirim de depict ne olur onda? Describe olar. Ne demek de describe? Uşaklar. Describe. Tasvir. Tasvir etme. Yani Description var. Depiction. Evet. Aha. Describe. Description dağıntı nahvetime demektir. Description. Necə? Distraction dağıntı məhvitmə. Yo, onu demedim hadi. Tamam. Elə onu soracaktım aslında. Destruction dağıntı. Aha. Okay. Demeli that live both in the water and in the land. What is it? Aa, sen ingilizcesi zayıf idi ama herkese onlar biraz yadıma düştü diyesin dedim. Biraz çok zayıf da. Yoksa səhv saldım. Günler İngilizce definition diye de başa düşürsen. Yarı yarı böyle geçiyorum. Tam %100 ya. Something that live both in the water and in the land. For example, seals live both in the sea and in the land. Land yer demek. Ne demiş? Başa düşen oldu dediğimi şu anda. Deniz, toprak, yaşamak, benimle. Sea, land, toprak. Daha hem de quruda yaşayanlar. Günler. Ha, suda ve hem burada yaşıyor ki amfibiyen. Amfibiyen. Yes, amfibiyen. Amfibiyen. Geçen de birinci dersimizde dinlenmedi demiştim. Merchant. Atın Merchant. Merchant tacir. Yes. Bu söz çok düşen sözdü. Prediction, predict. Predict, prediction. Söylemek değil mi? Demek söylemek. Yani Bir dakika demeyeyim. To say something in advance, beforehand. For example, I say that tomorrow the weather will be sunny and hot. It's a prediction. Ha, ne oldu günler? Kabahtıdan demek. Bəli, qabaqcadan prognoz vermek. Prognoz, haber vermek. Victim. Victim. Kurban. Aha. Söz şeydi. Sonra kim demişti? Nigar Aliyeva. Bəli. What is milestone? Bu sırf readinglerde düşünebilir. Milestone. Stage. The history has so many states. Milestones. Dönüş etmək məlum. Mən əsə belə... Level. Mərhələ. Dönüm nöqtəsi. Mərhələ, dönüm nöqtəsi. Bəli, tarixdə deyirik.
Nigar, what is fertility? Nigar Aliyeva. Bir de tekrar edebilirsiniz. Ekrana yazdım ama fertility. Görsen ekrana. Ha bak şimdi görmedim. Aha. To have something more and more. Ne demek tuşaklar? Bolluk, merlime. Bolluk. Yani Bolluk çok iyi. Yani merlime. Plentiful sulu. da. Musbet. Anlık. Çok Fertility noun of plentiful bol bol. Hatta bereket. sınıf gibi edirler. Prosinetik ses olarak. Okay. What is Nigar? This is something that is signed. An agreement that is signed between two countries or two parties. What is it? Agreement which is signed between two countries or two parties. Nigar? Burası da sözü söz İngilizce olar. Çünkü çetinliği çekiyorum definition'da biraz. Ya gerek özüm okuyayım ve görüm hardansa. Tamam ya, şunu sen söz soruyorum. Kim başa çıktı bunu desin? Rafti. Treaty değil mukabele. Yani treaty. Ben treaty deseydim bilerdim. Nigar treaty deseydim bileceydin. Treaty mukabele ha onu yadımda da. Ambition. Nigar ambition. My Ambition, isteği, can atma. Bale, tutku. Tutkudu. Büyük tutku. Okay, what is authority? Authority to have Hakimiyet. bir de selahiyet. Esas selahiyetli şahslar selahiyet kimi gelir? What is household? Bunları çok göresiz readinglerde, listinglerde household. Ev işleri. Yaz. Household appliances ne olar? Household appliances. Yok, o sözü bilmiyorum. Meişet avadanlıkları. Appliance avadanlıktı. Tamam. Geçen bir söz. Bu da mesela readinglerde çok rastınıza çıkandı. Longevity. Longevity. Longevity, long life. Uzun ömürlülük. Yes, uzun ömürlülük. And what is harm? Harm? Zarar. Synonymi. Who knows its synonym? Zarar, ziyan. Ha, zarar ziyan. Bildik. Diyelim sinonim. Ha, sinonimi. De görüm Rauf. Mehmet danger diyebilir, tehlikeli. Danger, tehlike. Yok. Damit. Damage. Yes, damage. Ay, aşağı. Damage, harm. Çok düşen sözler sırasında da. Damage, harm. Zarar, ziyan. Başka kim öğrenmiştim? Başka kim öğrenip? Benim hemen 55'e kadar öğrenmişim. Kim? Ganda? Ben. Ha. Sen Aliye'nin sesini karıştırdım. Öyle bildim Aliye sonradan başka adına girdi dersen. Aha. 55'e kadar öğrenmişim. Bakalım. Ben. Ambassador. Ambassador is a person who represents his country abroad in a foreign country. Safir malime, safir. Yes. And what is maid? Maid kullukçu. Yes. And what is face? Bakım malime. Face. 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 İnam, inam. Aha. İnandı. And soil? Torpah. Yes. Definition'dan anlayırsan. Değilse bilmiyorum elime. Bakır da. This is a sacred place. A sacred place you in which a sacred place where you pray to God.
Repeat please. Repeat Holy places, holy the sacred Mosque. is where you pray to God. Sanctuary. Aha. God. Bir dakika demeyin onu tersmesini. Şeyde Gandalf Sanctuary. What is it? Sanctuary. Gözlü meme sanctuary. No. Sanctuary. Temple. Nedir şu aklar deyin? Ben mosk olmazdı. İbadetçi. Sırf mescitti. Church nedir bez? Onları Çünkü. farklandır. Sanctuary, temple, Temple. mabetti. Temple'da mabetti. Shrine var, mekbeledi. Mosk, mescitti. Church, kilisedir. Aslında hamısı müqəddəs yerlərdir de. Sacred dedim. Sacred, holy, nedir bunlar? Sacred, holy. Müqəddəs. Mukaddes. Bunlar düzdür, yok idi məncə ha burada. Sacred Yok yok. nə? Adjektivdə, adjektivdə rast gələcəksiniz yəqin ki. Aha. What is daydreaming? Değil günüydü. Ne Arzulu. demek ki? Arzulamak mı Arzu. demeli? Wish. Arzu. Dream arzu. He arzu benim. Haba. Haba. Liman, liman. Harbor Liman and Tabi. Bu postalyon, paper Yes, Paçtalyon. Tamam. And what is rainforest? round. Bu müəllimə cəngəlliyi, tropik meşə. İndi ortaya soruşuram. Ne demek ki uşaqlar spot? Spot müəllimə. Ləkə. Yani burada kim diyebilir desin. Daha bir şey. Mən söndürüm. Mən söndürüm yox. Yo yani bilen desin de benefit. Hayır, menfaat. Bəli, menfaat fayda. And affection. Şükür. Sevgi, ülfet, Aha. afet. Mehribanlık. Yani böyle müsbət bir ifadədir de. Okay. And what is rank? Rütbe. Aha. And fancy. Nişanlı kız. Yes. Explore. Sözü bu da. Explore. Araştırmacı. Bəs bu kadar. İndi açın kitablarımızı dinləmək istəyirik. Dördüncü dinləməni açırsınız. Yani. Sizde şeydi. Kitap olmayanlar var idi. Düzdü ekranı veririm. Degan. Kitabı olanlar açsın. Dördüncü fasting dinlemesini okusun. Mənim bir de o biri testlerin cevabını atarsınız da. Nam filan. Doğrudan kitabı ağacım. Bütün uşaqların kitabları var. İlk defa da sizde yoxdur. Gerek hemen gerek cevaplar attım. Sen kitabın yoxdur Rauf. Gönderipler hele gelip çatmayıp. Yani bir iki güne. Kursdan şey eliyin de isteyin. Siz Gönderipler müəllim. Hele sadece bize çatmayıp. belerini de verirler yani. Kimde yoktuysa alsın. Deməli belə çətin olacaqdı ekran. Çünkü bu kitabda yarı aşağı yarı yuxarıdır. Sizin için çətin olacaq. Ha. Keçen dəfə birinə ikini eləmişdik de düzdür mü? Elimde kiwi kalmış diye. Gibi kalıp. Kiwi kalıp mende. Geçen defa bir gelen biri almıştım. Ben içine eve vermiştim. İzledi. Okey, okey. Üçü vermişti seni. Mehmet indi ikiye bakırız yoksa dörde bakırız. Kimin kitabı yoxdursa ona screen edeyim attım gözümün PDF. Bir dakika. Yeni tam oldu görün. Tam görünür. Görünür mərim, görünür. Biz özümüz onsuz da yaxına qabağa verə bilirik. Sağ ol. Ha, fişu. Oxuyun kivini. Bilirsiniz de diqqət oxumaq lazımdır. Ve beşinci de uşağa accept soruşur. Accept soruşursa istər reading'de, istər listening'de səhv istəyir.
Səhv olanı tapacaqsınız, olmayanı tapacaqsınız. Şərtlərə diqqətli olun. İkidən wrong statement. Wrong deyirsə nə istəyir? Səhvi. Səhv. Tamam. Bilal, bilal. Okey, so. Bir dəqiqə vaxtınız var. Oxuyun, sonra səsləndirin. Sabir, sen indi koşuldun dersen. Yok müəllim, telefonla anaydım, indi kompyutura keçdim. Ha tamam. Yani diyeceğim dinleme geliyor. Okey. Səsləndirim uşaqlar. Bir saniye özüm paylaşmanı səsi paylaşım. Aha. Dinləməli elədikcə açar sözləri özünüz üçün qeydə alın. Keçən dəfə de dedim. Məsələn, bak, kəmiyyətlərə diqqət edin. Burada deyir, give a like, slowly where there are few Ha, few trees, ama məsələn, burada deyə bilər ki, a lot of trees ya da many trees. Yaxud da burada better than other birds deyir. Orada worse daha pisdir deyə bilər. Yəni, əks söz işlədə bilərlər. Onlara diqqət edin. Təsdiqə, inkara sözlərin özünü mü deyir, yoxsa antonim mi deyir? Belə. Başladım. Bəli, zəhmət olmasa. Bəli. The kiwi. The kiwi lives only in New Zealand. It is a very strange bird because it cannot fly. The kiwi is the same size as a chicken. It has no wings or tail. It does not have feathers like other birds. Its feathers look like hair. Each foot has four toes. Its beak is very long. A kiwi likes to have a lot of trees around it. It sleeps during the day because the sunlight hurts its eyes. It can smell things very well. It smells things better than most birds do. The kiwi's eggs are very big. There are only a few kiwis in New Zealand now. People do not often see them. The government says that people cannot kill kiwis. New Zealanders want their kiwis to live. There is a picture of a kiwi on New Zealand money. People from New Zealand are sometimes called kiwis.
The kiwi lives only in New Zealand. It is lesson one. The kiwi. The kiwi lives only in New Zealand. It is a very strange bird because it cannot fly. The kiwi is the same size as a chicken. It has no wings or tail. It does not have feathers like other birds. Its feathers look like hair. Each foot has four toes. Its beak is very long. A kiwi likes to have a lot of trees around it. It sleeps during the day because the sunlight hurts its eyes. It can smell things very well. It smells things better than most birds do. The kiwi's eggs are very big. There are only a few kiwis in New Zealand now. People do not often see them. The government says that people cannot kill kiwis. New Zealanders want their kiwis to live. There is a picture of a kiwi on New Zealand money. People from New Zealand are sometimes called kiwis. Yazdı herkes. Ben. Benim. Ben. Yazabilmeyen var yani bir dakika göz diyek. Ben bir dakika da göz diyek. Tamam yaz. Yani merkez imtihanın içi saat olur. Geçen öyle kadar 3 saat idi. Bu yıl 3 saat yarım olacak. Çünkü esse var olun axı. Yarım saat esseye vaxt verildi alabı. Gələn dəfə esse haqqında geniş məlumat verəcəm. Şey, kendi ekrandan yazırdın yoksa kitabından? Tamam, mellime. Tamam. Ha, buyurun mellime. Tamam. Kiwi. 1 D 2 S 3 B Bakı 4 Bakı 5 S. Asandı aslında bu. İmtihan da bu kadar asan olmuyordu. Neyse düz oldu. İra dostu şeydi. Hamza düz olan oldu. Kendi oldu. Hamsı düz olan Henler Hanım. Ben de damsı düzdüm. Ben de Ben de iki sef. Uşaqlar, imtihanda diyalog tipli olacak ve gelen defa inşallah size artık sırf Canadian American accentli, yani sırf onlar danışacaklar, diyalog olacak, onu elətdirəcəm size. Yani imtihanda o tipli olacak. Bunlar alıştırmadır. Tabii ki bunlar da kömək edir. Yani konstruktor falan magistr tipli de sadece olarak diyalog olur esasen. Düzdür, Qəbulun jurnalda yazılan monolog ve diyalog tipli sadece bu dinleme salınan vaxtdan beri yalnız diyalog olub da, çox monolog olmuyor. Monologu yalnız təzə vaxtlar dimin keçirilir, ha, ora salırdılar sadece. Bir iki tane. Denesi olmayacak da mermi. Ancak diyaloglar esasında olacak ama cevaplar eyni olacak da yani ki. Cevaplar yeni olacak. O ne demekti? Yani ki nece diyalog şeklinde olacak. Yani 5 tane bu formatta olacak da yani bize soracak yani. Mesela göreceğiz size gelenler. Bir sual diyecek ki
Hansı suallara düzgün, hansı suala cevap var, hansı suala cevap yoxdur. Mətndəki kimi sadəcə burada qapalıdır. Sonra bir sual olacaq ki, düzgün cümləni seç, cümlənin ardını tamamla. İki dənə də suala cevap. Amma mətn nə haqqındadır falan belə bir sual düşməyəcək. Belə. Okey, başlayaq. Sualınız var mı burada? Bende yoktu lan. Kimin sualı var? Şimdi Benim müəllimim. 5'te C'de səhv bilirsiniz nədir? Orada dedi ki, the kiwi usually sleeps during the day. Gün ərzində yatır. Because the shines of the sun hurts their eyes. Gözlərinə ziyan vurur. İncidir gözlərini. Yəni burada night yox, day gün olmalıydı. Aydındır? Mən de ikinci sual. İkinci sualda ne yazmışsın ki sen? Burada səhv istəyir. Yəni orada demədik ki the biggest. Biggest ən böyükdür. Üstünlük dərəcəsidir. Orada kiwis eggs are big deyir. Big. Böyüklə ən böyük. Böyük fərq var. Ona görə səhvdir. Həm də it's big is big and long. Yo yo. Şeydi daha düzüm. Dim yine long, very long dedi. Uzundu. Ama biggest demədi. Big dedi. Başka sual olan var? Bir müəllimə. Yok. Siz necədir? Bak belə bir şey deyim deyip Why soruşursa. Why nedir? Niye? Niye deyir qəribə quşdur? Bak bu anı da deyir orada. Anı deyir de yani. It speaks very low. Bu cümləni de deyir. Sadəcə qulaq asın. Səbəb deyəndə yani ya məsələn tutaq ki cümlə verir arxasınca because nöqtə nöqtə ya da as nöqtə nöqtə. Because da as da üçündür. Why da nə üçündür? Səbəb həmişə həmən o cümlədə məsələn kiwi very strange bird. Arxasınca nə gəlirsə, bax, odur səbəb. Arxasınca gələn cümləyə yönəlib yazın. Aydındır? Belə dedi ki, the kiwi is very strange bird because it has no wings or tail. Nə qaladı, nə də quyruğu var çünki. Aydındır? Ne diyebilirim sürekli başlığına göre. Why deyirsə, as deyirsə, because deyirsə, həmən verilən cümlənin ardınca gələn cümləyə yönəlirik. Bir de müəllimə orada 3'te mən 4 eşitdim, 4 eşitdim ama elə bildim ki ümumi ayaq deyir, ona göre hərəsini 2-2 yaptım. Yo, her bir ayağında neçe parmak var deyir. Orada 4, 4'ü eşitdim ama elə bildim ümumi dedi ayağında. He, onda her iyiymiş. Dörtte səhv edən var. Dörtte babaya. Hayır. Dörtte uşaqlar. Bab, indi kəmiyyət sözləri keçəcəm de bugün size. Kəmiyyət sözləri təkcə qrammatikada yox. Bizə reading listening-də çox lazım olacaq. Həmçinin de tabii ki writing-də çox lazım olacaq. Diqqət edin. Yani indi onu indi izahda deyəcəm nəyə görə. Əksini verir. A few az deyil, az ağacı var. Ama orada deyir a lot of, çox ağacı olan yeri xoşlayırlar. İndi fasting oxuyuruq. Hər dərs iki dənə dinləmə işləyəcək ki practice olsun. Bir də sizə link atacağım. İçində 360 dənə dinləmə var. Və mətnlər, yəni də sonra baxa bilərsiniz. Mətndə var, cavablar da var. Orada boş vaxtlarınızda oturun, özünüz üçün practice edin. Bir de zahmet olmasa 5'e qayıda bilərik. 5'e qaydaq. 5'e 5'e. Bayaqki dinləməni. Aha, kevide. Aha. Buyur Rav. Ne oldu? Okey, özürlü sen, özürlü sen. Yanlış değil. Aha, fasting oxuyaq. Bunu biraz böyüdə bilərəm. Biraz böyük zihniniz lazım. Ha, çok qəşəng. Axırda Beşinci sualın axırı for discovering headaches. Baş ağrılarını üzə çıxarmaq üçün, keşf etmək üçün. Diqqətli olun, bab 2-də incorrect. Incorrect səhv istəyir. Bu çox rahatdır. Synchronized fasting may team direkt ardınca səsləndirəcək. 5-də accept deyir. Accept deyirsə nə istəyir? Nəyə axtarırıq?
Except yani neye aktarırdık şu aralar? Selfie. Selfie. Aha. Yani. Seslendirin mi? Ben... Başlattım. Not everyone fasts for political or religious reasons. Some people occasionally fast just because it makes them feel better. The American writer Mark Twain thought fasting was the best medicine for common illnesses. Whenever he had a cold or a fever, he stopped eating completely. He said that this always made his cold or fever go away. Another American writer, Upton Sinclair, discovered fasting after years of overeating, indigestion, and headaches. His first fast lasted for 12 days. During this time, his headaches and stomach aches went away. Sinclair said that fasting also made him more alert and energetic. Choosing to go without food can be very dangerous. However, that doesn't stop people from fasting for political, religious, or health reasons. Not everyone fasts for political or religious reasons. Some people occasionally fast just because it makes them feel better.
The American writer Mark Twain thought fasting was the best medicine for common illnesses. Whenever he had a cold or a fever, he stopped eating completely. He said that this always made his cold or fever go away. Another American writer, Upton Sinclair, discovered fasting after years of overeating, indigestion, and headaches. His first fast lasted for 12 days. During this time, his headaches and stomach aches went away. Sinclair said that fasting also made him more alert and energetic. Choosing to go without food can be very dangerous. However, that doesn't stop people from fasting for political, religious, or health reasons. Bir DG'ye yokluyorum. Yazdı herkes. Hamı yazdı şoklar. Ben. Ben. Tamam. Alayım burada. Düzgün cevaplar ekrana veririm. Demelim. 1S, 2D, 3S, 4A, 5Y. Sağ olan var uşaklar. Kimde hamısı düz olan var daha doğrusu birinci soruşum. Ben birinin ikini yazabilmedim. Kalanları yazmışam düz de olar. 3 senedir. O hiç çocuğu. Yeniler hanım hamısı düz. Tamam sağ olan var. Üç. Üç mermen de üç saat. Faysan Bende de. hamı B götürüp ha. Ben. Ben. Burada fikir verin birinci sualın şartına. Ne diyor burada? When he had a cold. Cüm. The Ha. cold. I have a cold. Soyuklamışam. Mene soyuk olur. She has a cold. She had a cold. Ama burada orada değil belli. Mark Twain'in soyuk olanda, kızdırması olanda neydirdi? Burada ise diyor ki when it was cold. It was cold demek ki hava soğuk olanda. It's cold, it's hot, it's sunny. Böyle demirik havanı. Düzdü. Eğer markı ne zaman tutsaydı? Diyordu ki when he had a cold. Aydındı. Ona göre sefti. Bildim ama öyle burada çalışıp bunu yazır. Sonra A'da unusual illnesses demedi. Common illnesses. Çünkü common ne demekti? Common Umumi. illnesses. Umumi. Ümumi yaygın bir şeyde yani belli. Ümumi yaygın olan hastalıkta ama unusual gayri adi yani çok Umumi. yaygın. Sonra bu benim dediğim D'de 42 weeks yok ne dedi 12 days 12 gün dedi 2 haftam 14 gündü 14 days'di Y'de Sinclair demedi bunu didn't anything in order to be helped benim cümle ümumiyete seslendirmedi düzdü
Sinclair sadece dedi ki discovered fasting after years of overeating. Ha, bu siz bu nece ucuz oldu Sam? Burada tam bu cümlede demedi olduğu kimi. Orada ne bir netice çıkır da. Mesela burada ne diyor? Sinclair discovered fasting when he was sick. Hasta olanda sick hasta düşerler. Hasta olanda o artık bu aç kal. Fasting ne? Doğrudan fasting ne demekti? Pehriz, oruç. Fasting oruç. Pehrizi, oruçtu, aç kalmadı. Pehrizi keşfetti. Orada belə deyil. Xəstə olmak ifadəsini oradan nəticəyə gəlir ki, after years of overeating and headaches. Yəni illərlə bu həddən artıq çox yemək və baş ağrılarından sonra artıq oruç tutmanı, pehrizi keşf etdi. Yəni həddən artıq çox yiyib baş ağrıları bunu xəstəliklə əlaqələndirirdi ümumi. Aydındır? Belə. Başka var mı burada sual olan? Bel. Okeydi. Dört. Dördün neyini sayıyor? Dört direkt ardınca gelen sözüydü. As Sinclair said, fasting made him more alert and energetic. Bunu artık sen eşitmeliydin. Yani burada izah olmasa bir şey yoktu. O cümlenin ardınca direkt onu deyir. Alert nedir uşaqlar? Alert sözü. Alarm sözünden emele gelip alarm. Tabii ki. Oyanık, bəli. Ayık, oyanık, ayıktı. And what is tidy? Tidy. Kali Səliqəli. kali. Kali O da səliqəli. Neat, tidy. kali. Accurate. Sinonimdi. Həm dəqiqdir, həm də tidy ve neat ilə sinonimdir. O da səliqəli deməkdir həm də. Satisfied. What is satisfied? Memnun. Memnun. Kanun. Healthy. Sağlam. Healthy sözünü bilmirsiniz. Sağlam. Sağlam Tamam. mı? Başka Sağlam, ben. var mı burada dinlemeden? Bir de bir tane bire kaydabilirsiniz. Bir de bak böyle dedi Rauf. Mark Twain stopped completely. Bak burada qeyd etmişim. Stopped eating completely. Tamamıyla yemeği dayandırdı. When he had a cold or fever. Burada da tam stopped eating demeyip didn't eat anything at all. Tamamıyla içine yemedi. Ümumiyyətlə içine yemedi daha. Eyni anlama gelmiyor Rauf. Tamam bildim bildim. Ben stopu kulağı asa böyle anı yazmıştım. Davamına bakmadım. Sen fasting. Aa, aksine orada fasting geliyor. Başka var? Yoksa keçer reading'e. Readinglerimizi birinci, ikinci readingi vermiştim. Birinci readingde sual olan var. Aa, cevaplar değilsen yokuydu da sizde ha. Bazılarında kitap yoktu. Diyelim yokluyun. Birinci readingde 1.1a. Değil mi şaklar? Hamızın karşınızdadır readingler. Ali. Aa, 1.1a. 1.2b. Bakayım. 1.3a. 1.4 bakayım. 2d dadaş. 3D, 4, yo 4'te D, 5'te ise 4, 5. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 3, 4, 5'te diyesem burada. Yo, yo. 4, 5. Doesn't answer. Sağ olun. Üzürüm, sadece alım elme. Mende kitapta arkada 3 numaralı sualı cevabı olarak verir. İndi bak. Ama Ben de yazdım. burada Şeydi, riyazatı vermemiştim. İndi bakacağım, tamam. O bizi de yoklayalım, sonra kaydırıq səhvlere bakarız. Ama bazen kitabın arkasında etalon səhvler de olur, onu da deyim. Ona göre dərsdə özüm diyeceğim sualları. Cevaplarını. 1.1a, 1.2 Bakı, 1.3 Bakı, 1.4a, 2s, 3s, 4 Bakı, 5'te ise burada değilsen arkada da səhvdir. Burada ikiden başka hamısı düz uşaqlar. Which is the largest volcano on Mars? Bəli. Onlar dördü götürmüyüb. Bir, üç, beş götürüblər. Mən də dördü götürdüm. Dört de düzdü, bəli. Hamısı Evet. ikiden. Ama əksine uşaqlar imtihanda belə bir şey olabilmez. İmtihanda bu readingin axırıncı hansı suala cevap var ya da yoxdur sualında maksimum 2-3, minimum 2 dənə düz olacaq. Yani 2 ya da 3 mütləq. Okey, qayıdaq birinci din mətnə. Birinci mətndə sualınız var mı? Deyin görək.
Məlumə birinci mətndə birinci, yəni sualın dördüncüsü 1.4. Tamam. Səhv Deməli, çıxdı. bak burada açar söz nədir? UK. Export a wide range of foods. Food export. UK, yani bir sıra qidalar ixrac edir. Düzdür. Qayıdaq yuxarı UK olan cümləyə yönəlirik. Amma bəzən ola bilər orada UK deməsin, USA de desin. Düzdür, burada elə deyil deyəsin. Hə, 1-4 burada. Baxaq. Orada importdur müəllimə. Bu isə exportdur. UK yazmıyor. The British yazıb. UK United Kingdom'dır. Birleşmiş Krallık'tır da. Düzdür mü? Britain'dı da. Britanyalılar yaşıyordu. UK'de. Düzdür. The British aren't able. Aa, bu ise de British de bu hakta danışırdı. They import a wide variety of foods. Bəli. Orada export değil. Burada import değil. Import nedir? Vadi. İxal İdxal qəbul eləmək, Export. export kənara satmaq. Bəli, export xaric etməkdir. İxrac etməyi daha doğrusu. Import ise idxal etmək. Aydındır. Yani tam tersini deyib Aliyan. Uşaqlar, can fiil kiminə kimi gedir? Can bildiyimiz kimi bir bacarmaq bilməkdir. I can play football. Ama can Bizə həm de doğru konserva, konserva. həm konserv qabıdır. A can of coke. O dəmir qablarda olan kolalara a can of coke deyir. Yaxud da a can of meat. Konservləşdirilmiş o ətlər. Bir de ki, konservləşdirmək fiil kimi de işlənir. Başka sual olan var birinci metinde. Üçü demişti. Beşin üçünü bir den bakalım. Bir den ona yine. Beşin üçü. Why do the French produce a great wheat? Kitapta bizde vot'tu, ona göre Bir den bakalım. 5.3 ha, düzdür. Bakın qeyd eləmişim, özde var. Səbəbin deyir. Niyə deyir çoxlu deməli istehsal edirlər? Bir dakika, bir dakika. Bir yerine bir daha sual bir de okuyun. Why do the French produce a great variety of foods? Fransız. Bizde kitapta what yazılıb, why değil. Ona göre Wood yazılır. ben de kitapta what yazılıb. What the French produce. Yo, o ya, o səhvdir. Düzeltin. Kitabda Tamam. səhv çap olunub. Why olmalı. Çünkü what olsa mənasız olarak. Çünkü what sualına cevap veren söz var da burada. Neyi istehsal edirlər? Çeşitli qidaları mənasız olur. Niyə istehsal edirlər? Why? Fransa hakkında yukarıda danışırdı da. Oralarda yok muydu? Var da var. Niyə istehsal? Aa, yok. Baxaq oxuya burada. A country such as France. Aslında da, eğer what deyirsə o adlar deməlidən neler istehsal olunur? Bu sadece ümumi ad verir. Ona Yok. göre mən. Baxın ne deyir burada? Fransa, yaxşı iqlimi ve zengin torpağı olan Fransa'nın həmişe bol ve çeşitli qidaları olur. Yani səbəb var da, səbəb var əslində, düzgün cevaptır. Bu suala cevap var. Because it has good climate and rich soil. Səbəbi verib de good climate and rich soil. Aydındır. Bəs mən belə bir sual verim. Əgər what olsaydı, yəni nə produce eləyibdi? Burada ümumi plentiful deyir, great variety of foods deyir. Onu da Hayır. götürüyor yox. Nar xanım, ümumiyyətlə what olsaydı cümlə səhv olurdu. Çünki what cavab verən söz var axı o həmən sualın özündə. What a great variety of foods. Ha. Ay, üzr istəyirəm ben. Aydındır. Ben üzülürsem. Okey, başqa sual olan var burada. Salman. Üçüncü Salman'da səhv çıxmışdı. Burada definition da yani bu dırnaq içerisinde olan cümle neyi ifade edir? The material on the surface of the ground in which plants grow. Torpa. Plant ne demek? Bitki. Bitki yetken. Sertlik. Bitkilerin bittiği torpağın surface. Sertli. Sertindeki material yani soil. Ne oldu soil? Bayağı da soruştum. Neydi soil? Torpa. 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 Torpa, Torpa. sükur. Bəli. Çünki burada digərləri hamısı yeməklə bağlıdır, düzdür? Bir dənə grain fərqlidir. Grain nədir uşaqlar? Taxıl. Taxıl. Bəli. Başqa var burada sual olan? Beşte səhv çıxdı. İkinci mətnlər burada yoxdur. Tamam, burada qurtardısa. Bu ekranı kimsə çəkib xəttini. Onu silə bilər zəhmət olmasa kim çəkibsə. Çünki onu çəkdiyini mən silə bilərəm.
Mən siləmirəm. Kim çəkibsə silsin də zəhmət olmaz. Ya da bir dəqiqə paylaşımı göndərin təzdən eləyim. Bilirəm, əliniz dəyir, birdən xət gedir. İkinci mətndə sualınız. Hindi metinde bir melim orada da diyen sual sefiydi. Dört varyant düz oldu da. Burada üçüncü sualın, daha doğrusu dördüncü sualın cevabı. Bakın. Why did people? Yok yok. Beşi yəqin götürməmişsiniz. Ne yazmışsan sen Aliye? Bir üç beş götürmüştüm ben. Dört var da. Why did people think they were leaving things on Mars? Açar söz people think they were leaving. Oradan insanlar niye orada canlıların olduğunu düşünürdüler? 5.4. O sözü Of gözlerim. yok. Mistik'e göre de o kanal hattı su hattıydı. O su hattında ancak insanlar çekebilir. Suyu bir yerden diğer yere. Ali bir Sefe göre. Bel, because of this mistake, bu səhvə görə people thought that they were leaving things on Mars. Səhvi də özündən əvvəlki cümlədə izah edir ki, canal sözünün channels yox kanal olaraq ingilis dili lüğətinə keçməsi. Ona görə. Aydındır? Mən beşi Oh. götürməmişdim. Orada deyir, have people been eager? Əslində orada astronavtlar birinci həvəsli olur. Burada people deyəndə ümumi insanlar, əhali nəzərdə tutur deyə. Mətnin ilk cümləsi de people eager ne? Eager to know. Bilmək üçün həvəsli. Tamam, niyə görə Mars haqqında öyrənməyə həvəslidirlər? Mətnin ilə ilk cümləsidir. Bir dəqiqə. Aha. Bak, people demir burada. People have always been quite excited about details on Mars. Burada sadece eager yerine excited deyir. Yani excited'dan yani antonim değiller de, anlama gelirler ki, həmişə heyecanlı olublar bu Mars'ın detallarıyla bağlı öğrenmeye. Aydın. Başa çok sağ olun da. Okey, başka var sual olan bu metinde? Uşaqlar, metin çok önemlidir. Metini yazın. Siz 25 sualın 10 sualını sırf metin verir. Yani en önemli hissesi İngilizce'de metindi. 5 sualda dinleme. Belə baxanda, yani hamısı önəmlidir. 5 bal essedir, 5 bal, amma ən çox fikirsiz mətn verir. Mətndə strategiyadır. Əslində çox söz bilmədən də mətn işləmək olur. Mən də strategiyalar deyirəm ki, açar sözləri qeyd alın. Düzdür, biraz bəzən cümlədəki sözü sinonimlə əvəz edirlər. Sözə ehtiyac olur, amma strategiyalarla da işləmək olar. Vsyo, qurtardı. Burada suallarınız. Keçim də yeni dərs izah edeyim. Mən məbə de bu Kemal'ın dinləməsini de vermişti. Son cevaplarını deyim. Eve verilen dinlemeleri uşaqlar. Mən bir de prosta düzlerini, səhvlerini deyim. İzahını elə bil. İnan ki, hiç metinler de çok ağlar. Siz səhvlerinizi yoxlayın sadece. Çünkü dersi de izah etmeliyim. Yarım saat kaldı. Kemal kim yazıbsa yoxlasın. 1A, 2 Bakı, 3Y, 4S, 5D ise Y. Yoxladınız. Bilmiyorum. Evet. Tamam. İndi yeni dersi izah edirəm. Quantifiers, yani bu gramatikada olarak qəbula düşebilecek mövzudur. Həmçinin reading, listening, bütün yani növlerde bize lazım olacak İngilizcenin her yerinde, her sayesinde. Deməli uşaqlar. Quantifiers, kəmiyyət sözleri. Kəmiyyət sözleri deyəndə biz nə başa düşürük? Az, çox, biraz, bir neçə, düzdür mü? Və bunların yeri haradır cümlədə? Nə onun qarşısı, ismin qarşısı. Deməli, hansı kəmiyyət sözlərimiz var? Much, çox, many, çox, a few, bir neçə, few, az. Baxın uşaqlar, a few, a little, biraz, little, az. Yəni gördüyünüz kimi bu few ilə little-ın qarşısında article olsa, yeterince olan bir kəmiyyətdir. Biraz, bir neçə. Ama article olmasa, few, little, az, yox dərəcəsindədir. Yəni, tutaq ki, daha ən çox da bunlara ehtiyacı olur. Tutaq ki, deyir ki, mətində, sırf mətində niyə görə lazım olacaq? Elə bayaqki cümlə var idi, listening'deki, the kiwis, like places, bax, kiwis, like
places where there are few trees. Böyle bir cümle verilmişti. Düz değil mi? Ama mesela tuta ki bu reading'di. Burada bile verip ya da listening'di ve bile verip ama eşlerinde diyor ki kiwis bazen farklandırırlar da wants to live where there are many ya da a few diyebilir. Ya da ele a few diye. A few trees. Şimdi sizce yani bu metinde verilen cümleyle sualda verilen cümle doğru olur. Yani true'du yoksa false'du. Doğru yoksa self'tin. Yani ta ki metinde bile verip cümleni ama suallarda bile verip cümleni. Ve soruşur ki true'du yoksa false'du. Hangisi olacak? False. Bence false'tu. Yani false. İkinci false. Çünkü Sanırım ben daha farklı bir şey. articlesiz fiil idil yok derecesindeydi. Yani demek istedik ki ağacı olmayan yerler xoşluyorlar da. Ama a few trees yani yeterince ağacı yani bir neçe en azından müeyyen kadar var. Yani demek istediğim odur ki a few and a little, few and a little'ın eksidir. Aydındır. Evet. Yani bu kemiyet sözlerine metinlerde dikkat edin. Sonra a lot of, lots of, plenty of çoklu demekti, bol demekti. More daha çok demekti. Enough kifayet kadar. Most birçok. İndi bu sırf gramatik cihetten uşaqlar ve eyni zamanda yazıda da lazım olacak bize. Kemiyet sözlerini asanlıkla öğrenmemiz için üç grupa ayırırız. Yalnız uncountable sayılı isimlerin karşısında işlenenler, yalnız plural noun cem isimlerin karşısında işlenenler ve üçüncü grupta ortak olan. Yani hem cem hem de sayılmayan isimlerin işlenenler. Yalnız uncountable olanlar much, a little, little, a great deal of, a good deal of, yani bol, bir galak, maç kimi de çok anlamlı gelir. An amount of, a sum of, bir miktar. Bakın bunlardan sonra biz yalnız uncountable, yani sayılmayan isim işte de bilerek. For example, ta ki teste verip matchbooks diyebilirik. Olabilmez. Çünkü books plural'dı. Cemdi ama money sayılmır. Yok da much money bu doğrudu. Money sayılmayan isimdi. Karşısında da much işlenir. Yani isme dikkat edin. Karşısındaki kemiyete dikkat edin. Mesela cem isim verirse yukarıdaki sayılmayan isimlerden işlenen kemiyetlere atırık. Mesela yalnız plural noun. Cem isimle işlenenler hansılardı? Many çok. A few bir neçe. Few az. Several bir neçe. Both her ikisi. Bunlardan sonra yalnız plural noun. Cem isim gelir. Mesela toki advice verip. Advice nedir? Meslehet. Meslehet sayılmıyor. Uncountable. Meslehet. It is uncountable noun. Sayılmayan isimdi. Karşısında many olabilmez. Çünkü many cemlerden işlendi yalnız. Many books. Bu doğrudu. Bir de dikkat edin şu adama. Kemiyetten sonra sayılan isim gelirse onun mutlak sonunda es cem şekilde olmalı. Yani cemlenmelidir. Many book diyen melik. Many books olmalı. Üçüncü grup ise dedik ki ortak olanlar yani hem cem hem de sayılmayan isimlerle işlenenlerdi. Bunlar hansılardır? Ben buradan bunu seneyeyim. Yarısı böyle düşüyor yazım. Aha. Demeli some, any, more, all, hamısı, enough, kifayet kadar, most, birçok, a lot of, lots of, Plenty of. Plenty of keçi bu tarafı diyeceğim. Neyse. Ha, yani bunlar hem cem hem de uncountable sayılmayan isimlerle işlenebilir. Yani mesela hem a lot of books cem isim gelebilir hem de a lot of money sayılmayan isim gelebilir. Sonra uşaklar bizim işimizi asanlaştıran diğer bir ipucu nedir testlerde? Hansı bazı quantifiers, kemiyetler var ki onlar negatif cümlelerde işlenmiyor. Dikkat edin. Yani yazı kaydasında da dikkat edin ki biz bunları inkar cümlede işletmemeliyiz. Bunlar hansılardı? A lot of, lots of, plenty of, a little, little, a few, few ve some. Bakın bunlar negatif cümlelerde işlenmiyor. Yahut da testte biz negatif ise cümle bunları atarız. Mesela testlerim. Ha. For example, I don't have a little coffee. Böyle bir cümle kursak sefti.
Çünkü don't cümle inkardı ve a little da var. A little'ın manası ne oldu bayağı dedik? Biraz. Biraz. Baxın, Aa, tərk biraz. dilə yatımlı gəlmir ki, heç doğru bir məna çıxmır burada. Mən biraz kofe içmirəm. Belə bir cümlə qurmuruq, düzdür? Deyirik ki, kofe içmirəm. I don't have any coffee. Ya da deyirim ki, I don't have much coffee. Çox kofe içmirəm, düzdür? Yəni, mənaca da dilimizə uyğun gəlmir. Aha, indi gəlin bu testə baxaq. There is not information in the paper. Yəni, burada belə bir test formaları belə düşürdük. Təhlil edək. Birinci uşaqlar, baxın. Quantifies testlerinde nöqtelerden sonra isim var mı ya yok buna baxaq. Ve necə isimdir? Plural yoksa uncountable buna dikkat edək. Uncountable. Aha, ümumiyyətlə burada hansı kəmiyyətdən sonra isim işlənmir? A lot'dan sonra isim gələ bilməz uşaqlar. A lot zərf Bəli. yalnız. She works a lot. Çox işləyir. A lot'dan sonra mütləq yanında of'u da olmalıdır. A lot of information. Buna çıxdı. Bəli, information uncountable sayılmayan isimdir diye atırıq. Yalnız cəmlərlə işlənənləri. Hansıydı yalnız cəmlərlə işlənən? If If you not. you. If you Digər ipucumuz burada nədir? Not'tu. Cümlə inkardır. İnkara görə feel. hansıları? İnkarda işlənməyən. Inkar. A lot of. A lot of. A lot Ve hansı olabilir? little da işlenmir, ancak maçı götürür. Bəli. A little, little, a few, a lot of, lots of, plenty of və most və some olmur. Some-la bağlı istisna var, onu indi deyəcəm. Hə, indi gəldik some-la bağlı istisnaya. Some, bunu biz pronoun bölməsində yenidən keçəcəm sizə some-la bağlı geniş. Some uşaqlar bəzi hallarda inkar cümlədə işlənə bilər. Hansı hallarda? Some ümumiyyətlə iki mənası var. Bəzi, bir də biraz. Sam bəzi mənasında inkar da ola bilər. Amma kəmiyyət kimi yox. Yəni biraz kimi yox. Onu da asan yolla necə deyirəm? Gördünüz ki, cümlə inkardır. Yəni inkar xəbərdən əvvəl, yəni inkar cümləni Sam'la başlaya bilərik. Amma inkar xəbərdən sonra Sam işlənmir. Yəni məsələn, some people don't like coffee. Bəzi insanlar kofe xoşlamır. Bu doğrudur. Həm də görürsünüz burada bəzi anlamına gəlir. Amma I don't buy some coffee deyə bilmərik. İnkardan sonra Sam olanmaz. İnkardan sonra some'ı any ile əvəz edilirik. Edirik. I didn't buy any coffee. Heç kofe almadım. Bir de ki, any ile de bağlı belə bir şey var ki, bəli, any inkarda ve sualda olur. Ama any, inkar cümləni any ile başlayabilmeli uşaqlar. Deməli, necə oldu? İnkardan əvvəl some olur, inkardan sonra any olur. İnkar cümlə any ile başlayabilmez. Yani burada mesela any people don't like coffee diyebilmelik. Aydındır. İndi bura baxaq bu testə. Sizcə burada hansı cavab olar? There is water in the glass. Aa, su maye halinde de sayılabilmeyendi. Bəli, water sayılmayan isimdir. Ay, burada elə bir kəmiyyət var mı ki, water'dan işlənə bilməsin? Yalnız cəmlən işlənən kəmiyyət. Yalnız cəmlərlə işlənənlər hansılar? Few, Bəli, several, many. many, a few, several, both. Yeah. Ama burada onlar yoxdur. Cümlədə inkarlıq da yoxdur. Düzdür. B Heç bir... variantıdır Ya? müəllimə. Bakı, a lot B. of. A lot B. A little. of. A little Uşaqlar, belə of. testlər Diğer. olmasın. Deməli, testlerde ne edirik? Eğer cümlede hiçbir ipucu vermeyipse, yani hamısı yalnız sayılmayan ya da hamısı cem isimlerine işlenen kelimeler ise, onda biz aza çoxa bakırız testte. Hamısı çokluktu burada. A'da, B'de, Hamısı Y'de. biri azlığı bildirse azlığı seçirik. Veyahut da əksine hamısı az biri çoxdursa çoxu seçirik. Onda demeli cevabı nedir burada? D variantı. Bəli, little. D. Çünkü much çox müsbətdir. A lot of çox müsbətdir. Enough kifayət qədər müsbətdir. A little and little'da da fərqi dedim de a little yeterincədir. Little ama azdır. En az olan little'dır. Aydındır. Belə. Sonra uşaqlar, kəmiyyətlər dedik ki, ismin qarşısında olur. Müstəqil işlənmir bəli. Amma bir çox kəmiyyətləri biz mübtəda yerində isimsiz müstəqil formada işlədə bilərik.
Hansılar işlənmir? Mən istisnaları deyəcəm. Hamısı işlənir hansılardan başqa. Deməli, a lot heç vaxt mübtəda olamaz. A lot of, lots of, plenty of və any də ola bilməz. Çünki bunlar ardınca mütləq və mütləq isim tələb edir. A lot of sözü müstəqil. Nə cümlə mübtədadır ya? Qarşısı mübtədə yəni nə demək o? Heç bir yerdə müstəqil olmur. A lot of girls, a lot of money. Mütləq isim yanında olmalıdır. Bəziləri də var ki, hansı indi belə deyək. Hansı kəmiyyətləri fiildən sonra zərf kimi işlədə bilərik? Zərf olanda təbii ki isim olmayacaq. Düzdür? Hansılar zərf ola bilər? A lot, much, a little, little, enough və more. Vso. Yerdə qalan heç bir kəmiyyəti biz müstəqil formada adverb kimi istifadə edə bilmərik fiildən sonra. Okay, for example, now indi buradakı testə baxaq. She thinks what? Hansını B seçim? variantı. B Ela. variantı. O çok düşünür. Bəli, burada think, düşünmək. Fiildən sonra bizdən kəmiyyət istəyir və burada demək Evet. isim A adverb lot. a lot-dur. İndi bura baxaq. Have attended the meeting. Many. Ya sedi ya da yedi. Deməli, burada diqqət edirik. Many. Noun Evet. nöqtələrdən sonra birbaşa xəbər gəlib isim verməyib. Direkt a lot-u atırıq. A lot-dan sonra a lot mütləq a lot mübtədə ola bilməz dedik. Fiildən sonra işlənir. Düzdür mü? A lot of niyə olmur? Yoktan Of'tan sonra sonra isim isim gelmez. gelmez. Of'tan sonra isim İşte. gelmez. Ama much, many, few, yani a lot of, lots of, plenty of, any'den başka kalan hamısı mübtədə ola bilər. Ve sonra biz bu halde necə fərqləndirir? Much da, many de, little de mübtədə ola bilər isimsiz. Fərqləndirməyin yolu nədir? Tabii ben de mənasına Ay, sağ ol. bakarım. Baxırıq, cəmdir. Have deyir. Cəmdir isə much ilə a little atırıq. Çünki much, a little yalnız alt dahil isimlerle işlendiğine göre haberi hemşe tekte olur. Aydındır. Evet. Okey. Belli. İndi bunlar uşaqlar demeli bu topluluk bildiren oflu ifadelerdir. Demeli bunlarda neye dikkat edek? Elə mesela tercüme ilə de öğrenin. Olabilir ne bileyim writing'de falan lazım olsun. Ya da bir de ki bu kəmiyyətlərdə durur. A basket of bir səbət, a pair of bir cüt, a bunch of bir dəstə, a couple of bir cüt, a variety of çeşitli, a crowd of basaba, yani bir topa. Nedir crowded? Crowded people. Sıklık, izdiham. Aha, izdiham. Sıklık. Okay. Sonra a cluster of bir salxım, a number of bir sıra, the number of neyinse sayıdır, a box of bir qutu. Bunların ardınca gələn silence mütləq cəm olmalıdır. Buna diqqət edək. Məsələn, tutaq ki, a basket of apple deyir. A basket of apple. Bu mütləq noun və quantifies testlərində var. Diqqət edək. Bir səbət bir alma. Apples cəmlənməlidir. Ya məntiqlə düşünəndə bir səbətdə bir alma olanmaz axı. Aydındır? Ya da görsə, a bunch of key desə səhvdir. A bunch of keys. Çünki bir dəstədə bir neçə açar olur. A couple of weeks yox, a couple of weeks cəmlənməlidir. O şəkildə. Bunların içərisində bunların niyə ayırmışam? Deməli, bu ifadələr a couple of, a crowd of, a variety of, a number of, a group of. Bunların ardınca yalnız və yalnız plural cəm isim gəlir və hər zaman da xəbəri cəmdə olur. Amma the artikıllı olanlar the variety of, the number of, bəli, plural cəm isim tələb edir, amma singular verb tək xəbər tələb edir. Digərlərinin açıqlamasını da verəcəm. Niyə görə şey olmur? Bəs yalnız cəm ya da yalnız tək. Məsələn, indi nümunə əsasında baxaq. Məsələn, baxın uşaqlar. A number of people deyəndə, a number of da e artıqlı artıq təklik deyildi. A number of ifadədir, bir sıra deməkdir. Dedik ki, cəm isim olur, people və xəbər də cəm olur. Bir sıra insanlar gəlib. Amma the number of books bu cəmlənib. Amma xəbərini tək verib. Is few. Çünki burada artıq adi qaydada baxırıq. The number burada elə olduğu kimi tərcümə olunur. Sayı rəqəm. Kitabların sayı. Biz uzlaşmada hara baxırdıq? Of'dan əvvələ baxırdıq. Düzdür. Number təkdir. Is olur. O cəm isim cəm xəbər tələb edənlərdən başqa yerdə qalanlarında da adi qaydada of'dan əvvələ baxırıq.
Mesela a herd of horse olsa safety. Horses cömlenmelidir. Bir sürü at. Sadece olarak haber tek olur. Niye? Çünkü oftan evvele bakırız. A herd tek de iz olur. Tabii ki deseydi ki two herds mesela için. Onda arılardı. Oftan evvele bakırız. Herds cömlenir. Aydın de. Bu belə. İndi keçirik. Fiona Little. Only'dan sonra hansı kəmiyyətlər işlədə bilərik? Only'dan sonra işlənə bilər. Only a few. Only a little. Only some. Only several. Yəni just eyni şəkildə. Just a few. Just a little. Just some. Just ve only ne demekti? Yalnız. Sadece. Yalnız. Sadece, bəli, yalnız sadece. Sadece biraz, sadece bir neçe. Yani o anlama gelir. Bak dikkat edin ha. Only'den sonra few ve little mütləq article kabul etmelidir. Only few, only little olamaz. Just few, just little olamaz. Article orada verməliyik. Deməli, bu few little'ın müxtəlif variantları var. A little, a few, very little, very few, too little, quite a little. Bunları fərqləndirməyin yolu nədir? Uşaqlar, bunların içərisində mən indi çoxdan aza doğru gedirəm. Yəni, müsbət yetərincə olanlar olan variantları hansıdır? Yox dərəcəsində olan variantları hansıdır? Deməli, baxın. Little'ın quite ilə işlənən variantı, quite a little, quite a few. Bir de yalnız article olan, a little ilə a few. Və bunlar müsbət kəmiyyətlərdir. Aşağıda da qeyd etmişəm gördüyünüz kimi. Yəni yetərincədir. Yox dərəcəsində deyil. Yerdə qalanlar ama only ilə olanlar, only a little, only a few, just a little, just a few, sadece a little few, very little, very few, çox az. Bunlar yox dərəcəsindədir. Too few. Aydındır? Bunları tək bilin. Ben... Testdə de, readingdə de lazım olacaq bizə. Yəni tutaq ki, mətndə yazır ki, only a few people came. Sadece bir neçə insan gəldi. True false da yazıyor ki few people came. İndi sizce bu true'du yoksa false'du? Only a few doğrudur müəllimə. Bəli, only a few'nun few eyni şeydir. Deyil. Sadece bir neçə. Çok az yani anlamına gəlir. Və son olarak da qüvvətləndiricilər. Qüvvətləndiricilər nələrdir? Yəni bu deyir, biri var deyir ki gözəl, biri de var deyir ki çox gözəl. Az, olduqca az. Yəni elə belə çox olduqca həddən artıq kifayət qədər bunlar yalnız sifətin, zərfin və nəyin kəmiyyətlərin qarşısında onların qədərini yüksəldir. Hansı qüvvətləndiricilərimiz var? So, such, elə belə, very çox, too, olduqca, həddən artıq, rather, xeyli, quite, tamamilə, enough, kifayət qədər. Birinci very-dən başlayaq. Dediyim kimi bunlar yalnız adjective, adverb və quantifierslərin qarşısında olur. Yəni very-dən sonra birbaşa isim gəlmir. Deyə bilərsiniz very girl, very man. Bu səhv bir ifadədir. Very yalnız adjective və adverbin qarşısında durur. Məsələn, very nice, very clever. Very-dən sonra isim bir halda ola bilər. Direkt sifətdən sonra gəlsin. Very nice girl. Və diqqət edirik ki, very-dən sonraki isim sayıla bilən tək isim isə mütləq very-nin qarşısına artikl verməliyik. Məsələn, gözəl qız deyəndə necə deyirik? A nice girl. Very-ni qoysam qabağına, artikl da very-dən önə keçir. A very nice girl. Aydındır. Bu yazı qaydasında da lazım olacaq bunlar. Kimin ingilis dili zəifdirsə, bunlara diqqət edin. Təbii ki, ardınca cəm isim gəlsə, girls, ya da ki, sayılmayan isim gəlsə, heç bir artikl verməməli ki, very nice girls. Yəni, burada the də ola bilməz. Qüvvətləndiricilərin qabağında heç vaxt the artiklı işlənmir. İndi to. To olduqca həddən artıq deməkdir. To da veri kimi yalnız adjective adverb ilə işlənir. Too old, həddən artıq qoca. Too fast, həddən artıq sürətli. Too negativlikdir uşaqlar. Yəni, müsbət bir çoxaldıcı deyil də. Deyirəm ki, o uje too old, çox qocadır deyəndə əldən düşüb də. Ya da deyirəm ki, o tutaq ki, misal üçün də bu paltarı geyinmək üçün həddən artıq gəncdir. Negativlik var burada. Yəni olmaz. Negativlik yaradır.
Yani daha doğrusu negatif cümle değil, sadece mənaca negatif yaradır. Aydındır. Və to-dan sonra hansı kəmiyyətləri işlədə bilərik? Too much, too many. Elə də very-dən sonra. To ilə very eyni cürdür ki, hansı kəmiyyətlərlə olur? Too much, too many. Very much, very many. Very few, too few. Very little, too little. Və artikel olmur ha. Məsələn, very-dən sonra sayıla bilən tək isim gəlirsə, qarşısına artikel keçirdi. Amma kəmiyyət olduğu halda qarşısında, nə də özündən sonra artikel verə bilmərik. Very few yox. Sadəcə very few, very little. Uşaqlar, to very kimi ardınca direkt isim gələ bilməz. Məsələn, a too old man. A very old man deyirik, düzdür. Amma a too old man direkt isim gələnməz. Əvvəllər indi bu variantını demirdim. İndi uşaqlar, ola bilər ki, yazı qaydasında istifadə edəsiniz. To-dan sonra ismi necə işlədə bilərik? Yalnız an artikıllı sayıla bilən tək isim olması şərtilə. Yəni, sxem bu şəkildə olacaq. To plus adjective, an artikılı və sonra noun, tək isim. Məsələn, olduqca qoca adam deyəndə deyir ki, too old a man. Cəm isim işlədənməli. Ya da olduqca maraqlı hadisə, too interesting an accident. İndi siz necə deyərsiniz? Həddən artıq zərərli silence deməliyim. Maddə. Madde nedir? Madde, metne. İtim yazı, item. İndi həddən artıq zərərli madde. Necə deyərik? Çünki negatifliyi daha dedik. Ona görə belə bir şey işlətdim. Harmful items. Yox. Damage an item. Too harmful düzdü. Ama arkasını səhv dedin. Too harmful ne? Yuxarıdakı sxemə diqqət edin. To-dan sonra an artıqlanan biri. Ve mütləq isim olmalıdır, tək isim. Too harmful. Too harmful an item. Ne item? An. An item, bəli. An item. Çünkü item countable noun'dur. Eynən an'ın fərqini bilirsiniz de yəqin ki. Bunu bilməyən var mı? An artıqlının fərqini. Özündən sonraki isim deyilikcə. Deyilikcə, ha, yazılıkcə yox. Saidlə başlasa an olur. Samitlə başlasa E olur. Okey. Bu aydındır. Aa, bir de bir şey diyeyim size. Bu inafı da deyip sonra bunlarla bağlı esseye göre mürekkep cümle yazmak kaydasından bağlı bir şey diyeceğim size. İnaf kifayet kadar demektim. İnaf hem bayağı da dedik. Neydi? Kemiyetiydi. Hem de kuvvetlendiricidir. Kemiyet kimi isimle, kuvvetlendirici kimi sıfat ve zerfle işlenir. Sadece yeri farklıdır. Deməli, isim inafdan sonra olur. Ve inafdan sonraki isim necə olmalıydı uşaqlar? Necə isim gəlməli ki? Tekdirse tekte, Xeyr, tək silence cəmdirse işlə. cəmdir. Hem sayılabilen, hem sayılabilmeyen. Sayılabilen diseceğim, sayılabilmeyen diseceğim. Ay sağ ol. Mütləq silence'im cəmlənməlidir. Tek isim gəlmir. Enough tables. Table diyen Melik. Kifayet kadar stall. Bir de sayılmayın. Enough information. Ama sıfat ve zərf enough'dan önce olur. Önce. Big enough deyirik. Clever enough deyirik. Mesela kifayet kadar çalışkan necə deyə bilərik? Çalışkan nedir? Diligent. Hardman. Hard yok. Hardman. Necə deyirik? Hard Hardman. work. Yok. Hard work. Gayet kadar çalışkan. Hard Hard work work enough. Hard work enough. enough. Hard work yok. Hard working enough. Diligent. Ha. Sifət sonra adjective vermeliyik. Belə. Uşaqlar, deməli, tutaq ki, deyirəm ki, bak, belə bir cümlə qurmaq istəyirəm. İndi bak, o formanı izah edirəm sizə. Hatta məktəb kitabları, mən məktəbdə də işləyirəm. Məktəbdə müəlliməyəm də artıq neçə ildir. Orada məktəb kitabları o qədər gözəl dəyişib ki, yəni sırf speaking, listening, writing, essay falan bizim uşaqlar indi, siz indi keçirsiniz essayini, biz uşaqları 6-cı sinifdən, 5-ci sinifdən essay keçirir. Hatta uşaqlıqdan da ibtidai sinifdən də sadə şeyləri də yəni. Baxın, orada da var idi, bak, belə bir şey. Deyirik ki, məsələn, bu ev yaşamaq üçün bu ev yaşamaq üçün
kifayet kadar rahattır. Deməli, birinci növbədə yadda saxlayın ki, bizim dilimizdən ingilis dilin tərsdir. Düşündüyümüz cümləni tərsdən önə doğru tərcümə edirik. Quruluş necə olurdu uşaqlar ingilis dilində? Cümlə quruluşu. Mübtəda, Bura xəbər, arzu, sonra tamamlıq, tamamlıq. sonra yer varsa yer, ən axırda zaman. Ve düşündüğümüz cümleni de axırdan öne doğru tercüme edirik. Tabii ki bu zamanla bağlı bazı istisnalar var. Onları da zaman bölmesinde keçeceğiz. Demeli bu ev yerinde kalacak. Bunu kim diye bilir? Ya bunu ben deyim da. Ya da This home, this home, aha bir this dakika. home, please. Bir dakika home diyen merik. Şaka home'la house fark. Home senin doğma yaşadığın yer. Yani ister flatman, apartment, ister hayat evinde kal, ister villada kal. Diyorsan my home, benim evim. Evde bu ev falan mekan olarak işledirsense house deyirsin. Aha, this house. Sonra nice olacak? Is Axırdan öne doğru tercüme edirik. Rahattır. Aha. comfortable. Enough Enough comfortable. comfortable öne geçti. Comfortable enough. Aha. Comfortable enough. Yaşamak için. For Neydi? life. Yok. For life. To live. I saw. Bak. Anladım. Ben gördüm ki siz for living diyorsunuz. Ama uşaklar. Böyle for üçündü. Ama ki o böyle bu tipillerde üçün dediğimiz halde fiilin kabağında to vermeliyiz. To. Aydındır. For diyebilmeliyiz. For yazı kaydasında səhvdir. İndi mesela başka bir misal diyelim. Bir tane de nümun olsun, lap yaxşı. Deməli, Tom bank hesabı açmak için həddən artık gençtir. Negatifliktir. Deyin görün bunun. Deyək, kim diyə bilər? Tom Aha. is too young. Is too young. Bəli. Too önünde olur. Too young. To open. Yes. To open. Bank hesabı. Bank account. Bəli. Bank account. Türkçe. Aydın uşaqlar bu tipli cümle quruluşu sizə. Evet, size bunlarla bağlı cümleler atacağım. PDF atacağım. Onları tercüme edersiniz. Yaxşı. Praktik olsun diye. Aha, indi inafa qayıdaq. İnafda belə bir şey var idi. Bak, uşaqlar necə deyirsiniz ki, kifayət qədər ağıllı tələbələr. Kifayət qədər ağıllı tələbələr. Enough diligent students. Clever students. Ya da intelligent. Niye hamı diligent'ı Ha, ağıllı? clever. Diligent Smart çalışkan. götürebilmeli. Ağlı, smart. Vallahi smart Bunu işitmedim mi? o. Bunu tercih ettim mi? Olabilir intellect. Evet, ol. Ama diligent çalışkan da ağıllı değil. Ağlı bir şey. Kayakol. Niye göre dedim? Bakın isfetin haftan evvel olur. Sonra ben soruşurlar ki bəs burada şeydi. Necə oldu bəs? Sifət inafdan sonra oldu. Aslında her iki halda olur uşaqlar. Baxın. Hara yazmış onu. Deməli, bunlar test kimi düşmür. Prosta yazı qaydasına göre deyirəm. Baxın. Sifət inafla isim arasında işlənsə, inafla isim arasında işlənsə, onda inaf burada kəmiyyət sayılır. Inaf high buildings. Kifayət qədər hündür binalar. Yani kesir ki kifayet kadar bina var ve onlar da hündürdü. Ama inaf sıfatla isim arasına da girebilir. Bu halde inaf hemen sıfatın kuvvetlendiricisidir. Yani high enough buildings dediğimiz zaman orada demek istiyorsunuz ki binalar kifayet kadar hündürdür. Aydın da yani önce high'a verirsiniz o inafa. Ve hatta mesela biz inaftan sonra isim cem ya da salim isim olmalıdır dedik. Ama tek isim de gelebilir. Bu halda mesela kuvvetlendiricidirsa ha, yani enough ortadadırsa, o zaman building sayılabilen tekti diye öne artikel atmalıyız. Yani burada 4, 5 ve 3. tipliler düzdür.
high enough, a high enough building. Yani bina kifayet kadar yüksekti. Başa düşdünüz mən ne demek istedim? Demek enough'ı kəmiyyət kimi düşünsəz, sifət ortada olur. Qüvvətləndirici kimi düşünsəz, enough ortada olur. Başa düşdünüz uşaqlar? Bu Yani yukarıda bir tane çıkabilir sonra. Bir ne? tane yukarı kalkabilirsiniz. Tamam, qalxdım. Bura? Yoxsa bayaqki cümlələrə? Cümleler. Buyur. De. Orada live in yazmak olur. Biraz da yukarı. Bildiğim, this house is comfortable to live. İçinde yaşamak için. Yok, sadece live'de yaşamak. Yusuf değil bu. Yo, in this house, bu evde demir ama yok olmur Elton. Ben demedim bu evde. Dedim bu ev yaşamak için rahattır. Evde deseydim ha onda in olardı. Aydındı. Özel house'un karşısında olardı. In this house. Aynen. Tamam. Uşaqlar ve çok az ses kaldı. Rather. Rather xeyli demekti. Quite de tamamıyla demekti. Bunların xüsusiyyətleri eynidir. Deməli, bunlardan sonra biz həm quite enough deyim. Quite həm de rather'dan sonra həm adjective adverb, həm noun, həm de adjective noun işlədə bilərik. Bir de onu deyim ki, quite'ı quiet'dən fərqləndirək. Harika qeyd etmişdim onu. Biri var sonu t ilə bitən. Həm, baxın, quiet sonu t ilə bitsə bu sakitdir. Özə quiet oxunur. Bu adjektivdir, sifətdir. Ama sonu e harfinin bitsə, i harfinin. Quiet o tamamilə deməkdir. Dediyim kimi, xüsusiyyətləri eynidir. Həm sifət, həm zərf, həm isim gələ bilər. Məsələn, deyək ki, xeyli böyük. Rather big. Quite big. Tamamilə böyük. Rather quickly. Xeyli cəld. Quite quickly. Yani eyni şeydi. Yaxud da isim de gələ bilər. Rather a surprise. Quite a surprise. Rather a surprising accident. Sifət isim de gələ bilər. Və diqqət edək. Quite və rather-dan sonraki isim sayıla bilən tək isim isə mütləq rather və quite-dan sonra artikel verməliyik. Yoxsa rather a surprising accident ya da quite a surprising accident. Yaxud da burada quite a big house. Xeyli böyük, tamamilə böyük ev. Sadəcə rather'ın quite'dan bir dənə fərqi var ki, həmən rather'dan sonra sayıla bilən tək isim gələndə artikalı rather'ın önünə də verə bilərik. A rather surprising accident. Yəni hər iki halda doğrudur. Amma quite qarşısında artikal işlənmir. Yalnız quite'dan sonra dura bilər. Quite a big house doğrudur. A quite big house yox. Başa düşdünüz bunu? Beləm. Sonra so such. Bax, imtahana qrammatik cəhətdən sırf ən çox düşən so such'dır və enough'dır. Qəbullarda həmişə bunlar düşüb. Deməli, so such. Hər ikisi nədir? Elə belə deməkdir. So'dan sonra yalnız adjective adverb isim işlədə bilərik. İsim deyirəm. Adjective adverb oxuyorum. So'dan sonra yalnız sifət və zərf işlənir. İsim gələ bilməz. Geç vaxt. İsim işlənmir. Saçdan sonra isə mütləq isim olmalıdır. Sifət o halda ola bilər ki, ardınca birbaşa isim gəlsin. Məsələn, sadəcə young desək, elə gənc. Onda so young olacaq. Amma gənc oğlan desək, young boy, ardınca isim gəlsə, onda saç olacaq. Və həmişə diqqət edək, saçdan sonraki isim sayıla bilən tək isim isə article olmalıdır. Cəm isim isə heç bir article olmur. Such, young, boys. Aydındır. Məsələn, uşaqlar, how can you say? Elə maraqlı. Məsələn, necə deyəcəyik bunu? So interesting. So interesting, bəli. Çünki sadəcə adjective işlətdim. So interesting. Elə maraqlı kitab. Such interesting book. Such interesting book və bəli. Book sayılabilən tək isimdir deyə mütləq saçdan sonra article qoyuram. Özündən sonraki söz sayıqla başlayıb deyə and qoyacağım. Such an interesting book. Beləm. Sonra much, many, few və little kəmiyyətlərinin qarşısında
yalnız se olabilir. Such many, such much, such few, such little böyle bir ifade yoktu. So much, so many, so few, so little. Such yalnız kemiyet olarak a lot of'un işlenir. Yahut da əksinə deyək, a lot of yalnız saçın işlenir. Such a lot of books. Elə çox kitab. Və little ama bir halda saçından işlənə bilər. Hansı halda? Çünki little'ın iki mənası var. Little kəmiyyət olaraq, yəni az mənasında soyunan olur. Little kəmiyyət kimi necəsini tələb edir özündən sonra yalnız? Sayılmıyor. Nə? Ha, sayılmayan. Uncountable. Sayılmayan tək. Little balaca mənasında ama saçından olacaq. Deməli, yəni bunu qrammatik cəhətdən fərqləndirəndə little-ın ardınca sayılmayan isim gəlsə so-dur, çünki orada kəmiyyətdir. Ama silent isim gəlsə saçdır, çünki balacadır. Məsələn, little information desə, information uncountable da axı. Onda so olacaq. Elə az məlumat. Ama little girl desə, girl qız sayılır. Balaca anlamındadır. Elə balaca qız. Onda saç olacaq. Və girl sayıla bilən təkdir deyə yeni artikl veririk. Əgər cam olsa, onda heç bir artikl verməyəcək. Such little girls. Bu qədər. Və son olaraq da uşaqlar, bir də kitabda da var. İki dənə də əlavə qüvvətləndirici var. Fairly və Pretty. Bunlar da olduqca çox anlamına gəlir. Eyni anlamdadır. Yəni so kimi, very kimi və fairly Pretty-dən sonra məsələn deyirəm olduqca elə maraqlı kitab deyəndə interesting book. Həm deyə bilərik ki fairly interesting book, həm də pretty interesting book. Sadəcə olaraq burada da qeyd edirəm ki, əgər fairly və pretty-dən sonra gələn sayıla bilən tək isim isə fairly və pretty-nin qarşısına mütləq artikl verməliyik. A fairly interesting book ya da a pretty interesting book. Bu qədər. Bir dənə də iki dənə əlavə sizə nümunə olaraq test göstərim. Onunla da bitdi. Evdə yəni ne işləyirik deyə. Topludan quantifiers aydan. Cavabsız açın. Topludan quantifiers bölməsini tam işləyirsiniz. 50 neçədən testi. Biləm isim bölməsinin testləri qaldı. Əslində ən vacib quantifiers'in testləridir. Keçən dəfə də dedim sizə ki, noun testi olaraq düşmür sizə. Əsasda yəlik hallar ümumiyyətlə düşmür. Aha. Məsələn, uşaqlar. Həmişə test qaydasını izah edirəm ki, evdə çətinlik çəkməyəsiniz. Tutaq ki, baxaq 11-ə. Baxın, diqqət edin. Kəmiyyətdən sonra kesmə. Slice dilin təkdir. Amma mini necə isim tələb edir? Cəm. Mini slices olmalıdır. İki isim yanaşı gəlirsə, car crashes. Burada kara yox. İkinci ismə diqqət edirik. Əsas olan ikinci isimdir. Mini cəmdir, crashes. S var cəmdir. Düzdür. Üç düzdür. Two sheets. Rəqəmdən sonraki isim cəmlənir. Dörd səhvdir. Such a lot of ola bilər. Amma a lot of'dan sonraki sayılan isim ne olmalıdır? Cəmlənməlidir. Oxen olmalıydı. Sonra məsələn burada uşaqlar 24'te dediğim kimi pronoun quantifiers testlerinde nöqtələrdən sonra isim var mı ya yox ona diqqət edək. Bak görürsünüz quickly, cəld. İsim yoxdur. İndi yadınızda da bayağı dedim ha. Fiildən sonra isimsiz, zərf ola bilən yalnız hansı kəmiyyətdir? Hansıdır burada? Saç. Sol saç. Sol saç ola bilər. Sol olmalıdır. So. So, ha, burada quickly'in qabağına veririk. Mən şey deyəcəydim, enough, quickly. Ben de görüm yok. Deydi, belə deyəcəydim, she speaks enough, kifayət qədər danışır. Bəli, quickly, zərf. Many, many, a lot of. Bunlar yalnız kəmiyyətdir. Bunların ardınca yalnız isim gələ bilər. Enough, bəli, zərflə ola bilərdi, ama quickly enough, yeri dəyişik olsaydı, saçdan da sonra heç vaxt zərf gəlmir, yalnız nə gəlməliydi? İsim. Aydındır. İndi bu tipliyə baxaq uşaqlar. Bak burada görürsünüz ardınca people, cəm isim gəlib. Yalnız sayılmayan isimlərlə işlənənləri ataq. Hansıdır sayılmayan? Maç. Maç attıq. Və qalan hamısı işlənə bilir, düzdür mü? A lot of people, few people, a few people, enough people. Bu halda nəyə diqqət edirdik dedik, qrammatik səhv olmayanda?
Cümlenin ben şeyine göre, manasına Manasına. göre. Manasına göre. Dedim adı çoka bakın. Hamısı az biri çoksa çok, hamısı az biri çok, hamısı çok biraz seçenek. Bu da cevabı yok. Lot of truth. Enough kifayet kadar esiyor. Enough olan acaba? Cevap D, the few. A lot of çoktu. Enough kifayet kadar çoktu. A few bir neçe yeterince de çoktu. Ama few az yok derecesinde de. Aydınlığı. Aşkım. Hem de değil, empty. The theater is empty. Empty ne diyeyim? Empty. Boş, boşluğu. Boş, boşluk. Boştu demeli, few people. Adam yoktu da yani orada değil. Belam. Sonra o şey tiplerden. Ha, bura bakın, bir de 43'e bakak. Yok, burada kem. Bir tane test tipi var. Onu sileme tapım. Yok, bunlar şeydi. Bir dakika. Tap yukarı kalsın. Burada da hamısı şeydi. Burada Babel'e testlerde artıklara falan dikkat edin Ahmet Ülak. Mesela tutak ki so many have a luggage. Düzdü burada. So many have a luggage. Luggage. Ne cisimdi? Luggage ne demekti? Olmayan bagaj. Güç demeydi. Hiç. Sağ mı Olmayan. yanlış mıydı? Manage'imdi. Gitti. Such a capable person. True, false. True. True, belli. Çünkü person saçtan sonra noun gelir ve tekti diye de article'ı vereyim. Article olmasaydı self olardı. So strong coffee. So'dan sonra yalnız ne gelirdi dedik? Sifat. İsim gelebilmezdi. İsim olanda sifat, ya sadece sifat verse strong olsaydı so strong. Sifatten sonra isim verse such strong coffee. Dört. Safe Street'in artıklı yoktu. Bəli, bak bu Quiet Street olması doğrudur. Sadece Street tekdi diye burada saçtan sonra article vermedik. Bir tane article'a göre olur. Beş, Giriş. so many pieces of baggage. Düz. Bəli. Benim sonra cemlerine pis. Cəmlənib. Oftan sonraki ismin bu tərəfə aidiyyatı yoxdur. Many, oftan əvvələ bak. Yani, kəmiyyət yanında duran isim aiddir. Başa düşdü uşaqlar dersim. Ben çok sağ olun. Okey. Tapşırıkları atacağım burada. Hayırlı. Oldu. Sağ olun şahlar. Geceniz hayırlı. Gelen de Olun. ekstra günü değil. Sadece quiz işliyor siz. Evden. Sağ olun. Gece kalsın. Sağ olun. Sağ olun.